Bugün biraz önce postacı tebligatını getirdi savcılığım. Yani kovuşturmaya yeri yok. 15 gün içinde üst mahkemeye veya başsavcılığa itiraz edebilirsin diyor. Edeceğim şimdi zaten. Televizyon, telefon değil. Birçok sattıkları şeyde sahte şeyler veriyorlar. Televizyondaki reklamda. Tamam. 189 lira ödedim. Şey kargo getirdi. UPS miymiş? Abi işte ismi aklımda değil şeyin, kargonun. Kargolar getiriyor. Tamam. 3 tane aldım. Birini geldi. Gelinime hediye ettim Antakya'da. 110 lira. Birini oğluma hediye ettim 140 lira. Ayrı ayrı şeyden kargoyla geldi. Artık hangi firma, hepsi aynı mıdır, başka firmalar mı onu bilmiyorum şu anda. Son olarak 189 liraya aldım bunu. Ne bu? İşte markası arkasında herhalde. Çalışmıyor mu telefon? Çalışmıyor. Niye? Bilmiyorum. Gösterdim ilgililere, çalışmıyor, bozuk dediler. Seni aldattık dediler. Ondan sonra da defalarca telefon ettim kendilerine. Hiç konuşmadım. Hiçbir tek kelime konuşmuş değilim. Siz televizyonda gördünüz. Evet. Reklama verdikleri telefon numarasına telefon ettim. 5-6 gün sonra mı? Bir hafta kaç gün sonra? Kargo getirdi. Paramı aldı. Bir paket halinde verdi. Hatta kargoya bunu açtırdım. Benim gözüm görmediği için. Bir de arkadaşım vardı burada yanımda. Onun yanında kargo açtı. Amca dedi yeni olduğu için bunun şarjı yok dedi. Kalktık şarja bağladık. Gitti şey yalnız kargonun şeyi ilgilisi. 5-6 saat şeyde kaldı şarjda. Hiç şarj almadı. Bozuk dediler. Bir yere gösterdim 150 lira bunun tamirine para istiyorlar. O da garanti veremek. Belki de çalışmaz diyorlar. Yine 150'yi de alacaklar. Çalışmaz belki diyorlar üstelik bana. Şimdi sesim üstü gelecek milletvekilleri dedi. Onlara söyleyelim durumu dedi. Şimdi izledim reklamlarını. Verdikleri numaraya telefon ettim. Ben dedim 189 liraya reklam ettiğiniz telefondan istiyorum dedim. Adresimi verdim. İsmimi, adresimi aldılar. Ve kargoyla gönderdiler. Kargo getirdi, parayı aldı, gitti. Ama açtık, telefon çalışmıyor bu telefon. Şey, bu kutunun içinde affedersiniz bir salatalık. Salatalık, evet. Yani kötü anlamı onun. Affedersin, evet. İstipariş vermem. 7 gün içinde, 7 günü de atlatarak telefonda beni uyarlayarak 7 günde tüketici koruma şeyine, müdürlüğüne ya hakimliğine gittim. 7 günü geçirdiğim için hiçbir işlem yapamak dedi. Ondan sonra savcılığa başvurdu. Dolandırıldığım için. Yersiz 15 gün içinde isterseniz şeyimize itiraz edebilirsiniz üst mahkemeye veyahut da başsavcılığa diyor. Yazsın orada fibanız okudu şeyi. Yazı. Savcılığın yazısı. Yazı olmaz mı? Başını etmiş. Şişki abi.